running? Why are you running? Run. Bu arada yanlış anlaşılmayayım arkadaşlar ya, ben bu kadın için diyorum, yoksa kadınlar güldür çiçektir. Lütfen. Yok canım, hiç olur mu? Bayanlar güldür mü çiçektir? Merhabalar dostlarım, bugün sizlerle Horror Kiss isimli oyunda ikinci evden kaçmaya çalışacağız. Biliyorsunuz peşimizde bizi kovalayıp tuttuğu yerde öpen sapık bir teyzemiz var, sapık bir ninemiz var. Biraz da korkutucu bir tip. Bundan kurtulmaya çalışacağız. Bu ikinci evde direkt bu ninemiz yakınlarda çıkıyor. Yani bu ilk anahtarı almak birazcık sıkıntı olabiliyor. Bazen bu kavanozların altında, kavanoz mu diyeyim, fıçı mı diyeyim, ne diyeyim. Bazen de dolapların içinde ya da kum torbalarının altında olabiliyor. Bir yandan da kapıya bakmak istiyorum. Çünkü ses kaydı yaparken oyunun sesini birazcık kısmak zorunda kalıyorum. Kendi sesimi bastırmaması için. O yüzden sesleri algılamakta zorlanıyorum derken zaten kapıyı açtı geldi kendisi. Korkudan fıçı da elimde kaldı yalnız. Fıçı mı kavanoz mu? Kavanoz diyeyim ya. Fıçı olsa taşıyamam diye düşünüyorum. Ya da küp. Türk filmlerinde vardır böyle, altın koyarlar içine. Neyse. Anahtarımızı görüyorsunuz. Anahtarımız burada parıl parıl parlıyor. Şimdi ilk anahtarımız sarı anahtar. Sarı anahtarı aldıktan sonra yeşil anahtarı bulmamız gerekecek. Şimdi ben birazcık tedirginim. Çünkü bu bizim yaşlı cadalozumuz buralarda dolaşıyor arkadaşlar. Yani şu an her an bu kapıdan girebilir. Geçenlerde işte burada anahtarı arıyorum. Şak diye arka kapıyı açtı. Yapıştı ensem vallahi. Normalde arka kapılar kilitli oluyor. Derken zaten görüyorsunuz buradaymış. Ya bir anda dibimde bitebiliyor ya. Bak tipe bak bak. Allah aşkına şu tipe bakar mısınız? Ama şimdi benim o kapıdan çıkıp gitmem gerekecek. Şimdi şöyle yapalım. Geliyor. Geldi. Kaç. Topuk. Şimdi arkadaşlar dümdüz arkamıza bakmadan yardıracağız. Hemen buradan geçiyoruz. Bu kapı için gümüş anahtar gerekiyor. Yani daha önce defalarca oynadım, inanın. Böyle güzel bir video çıkartabileyim diye. Şu kapıyı kapatalım. Köpek inşallah içeride kalmaz derken içeride kaldı. Neyse. Şimdi şurada şu yatağın altında ben birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz köpek dibimizde uluyup duruyor. Yani gelecek. Bakın geldi, bak bak Mendebur'a bak, tipe bak. Şimdi burada dinlenirken arkadaşlar, yani eğer videoyu izliyorsanız, keyif alıyorsanız ve hala abone değilseniz sizden rica ediyorum. Hemen bu minik arada abone olmayı ihmal etmeyin. Abone olursanız çok sevinirim. İlginçtir arkadaşlar, kanala uzun zamandır video atmıyordum. Video atmaya başladım. Abone sayım 10 tane azaldı. Herhalde kanal böyle gizlide kalmıştı. Video atınca gören arkadaşlar çıktı. Üzüldüm birazcık. Yani video atmasaydım daha iyiymiş dedim. Lütfen bana bunu dedirtmeyin ya. Kanala abone olun. Çok mutlu olurum. Çok sevindirirsiniz beni. Neyse devam ediyoruz. Şimdi yatağın altından çıkar çıkmaz hemen oturdum. Çünkü şu dibimizde mendebur bir köpek var. Görüyorsunuz dili de dışarıda uyuyor. Şimdi bizim üçüncü anahtarımız genelde buralarda oluyor arkadaşlar. Turuncu anahtarımız genelde buralarda oluyor derken burada yok. Normalde parıl parıl parlıyor ama bazen parlamayabiliyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Bir de oyunu tekrarlayarak oynadığınız zaman anahtarın yeri küçük çaplı değişiyor. Yani şu an anahtar ya o dolapta oluyordu ya o kitapların altında oluyordu. Şu an açıkçası ben de bir afalladım. Anahtarın nerede olduğunu bilmiyorum. Ya şu kum torbalarının altına da baktıktan sonra herhalde buraya boşa geldik ya. O kadar boşumuza kattık teyzeyi. Şuraya da bakayım. Son olarak şuraya da bakmak istiyorum. Anahtarımız burada yok. Eğer siz oynayacak olursanız buraları mutlaka kontrol edin. Çünkü genelde şu dolabın içinde oluyor. Şu kapıyı bir deneyelim. Bunun için gümüş anahtar gerekiyor. Burası için de gümüş anahtar. Kaldık arkadaşlar. Yani bu turuncu anahtarı bulacağız. Şöyle bir bakalım sağa sola.
Bu arada arkaya da gerilim müziğini verdim. Bilmiyorum duyuyor musunuz ama şu an gerim gerim geriliyorum ya. Bir anda şak diye ensemden tutup çekiyor vallahi yani. Şey oluyor böyle, bazen diyorum ki lan geldi mi acaba falan diyorum böyle. Tam sağa dönecek oluyorum böyle. Bir yapışıyor enseme. Bazen bunların altında da olabiliyor. İnşallah buradadır derken ha bulduk arkadaşlar. Bak görüyorsunuz mesela parlamıyor yani. Normalde parlaması lazım. İnternetim açık. Öldükçe aralarda reklam da izliyorum ama sağ olsun bazen bu anahtarları böyle göstermiyor yani. Neden olduğunu bilmiyorum. Ya şöyle, şu an bu kadının buralarda dolaşıyor olması lazım. Şimdi benim gideceğim yerde olduğunu tahmin ettiğimden dolayı kendisine bir gürültü çıkartacağım. Derken oradaymış zaten. Keşke hiç çıkarmadan direkt dümdüz koşsaydım. Neyse. Hemen hızlıca geliyoruz. Buradan giriyoruz. Şöyle bir sol yaptık. Burayı açtım. Burada bazen köpek olabiliyor diye eğildim. Bu iki kapı da kilitli arkadaşlar. Kilitliymiş. Öğrenmiş olduk. O zaman bunu deniyoruz. Anahtarımızı gördük. Anahtarımız orada parladı. Bir yandan da kapıyı kontrol ediyorum. Bakalım acaba hiç kendimizi öptürmeden başarıyla tamamlayabilecek miyiz? Şimdi buradan size o ilk gösterdiğim kapıya geri dönmem lazım. Hatırlarsanız demiştim burası için gümüş anahtar gerekiyor diye. Şöyle yapalım, bir kendi üzerimize çekelim. Şuradan Allah o fıçı önümüzü kapadı arkadaşlar. İnşallah kaçabiliriz. Ah, kendim ettim. Kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Şimdi acaba burada mıdır yoksa diğer kapıda mıdır? İnşallah buralarda değildir. Normalde son öptüğü yere yakın oluyor kendisi ama köpekler havlıyor. Havlasın. Burada bir tane yatak var. Bu yatağın altında bekleyeceğiz. Soteye yatacağız. Sesi çok duyamadığım için birazcık sesi arttırdım. Umarım kendi sesimi kesmiyordur. Siz bunu oynarken arkadaşlar son ses açıp oynayın. Mesela şu an köpek çok yakın bir yerde hırlıyor yani, onu duyuyorum. Bu hırlamayı genelde kadın yakınlarda olduğu zaman yapıyor. Eğer yakınlarda değilse böyle bir şey yapmıyor. Şimdi ben buradan çıksam büyük ihtimalle ya sağdan ya soldan şak diye öpecek. En iyisi biraz daha bekleyeyim. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Anlatın, biz burada bekleyeceğiz mecbur. İyisinizdir inşallah. Eğleniyorsunuzdur. Tavsiye etmek istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Birkaç arkadaş tavsiyelerde bulundu. Onları değerlendireceğim mutlaka. Burada boş boş beklemeye devam. Son bir anahtarımız kaldı. Çıkacağım fakat hala köpek hırlıyor yani, hani çıkıp çıkmamak konusunda çok kararsızım. Şöyle bir çıkalım. Şöyle bir bakalım. Ya hala köpek hırlama sesi duyuyorum ama neyse, bir kapıyı kapatalım. Gelen giden olacak mı diye. Zaten buradaki çekmecenin kapakları, dolabın kapakları açık. Şöyle oturarak çıkalım çünkü burada da bir köpeğimiz var arkadaşlar. Şöyle kapımızı da kapatalım, gelmesin arkamızdan. Son anahtarımız buradadır inşallah. Genelde bunun altında oluyor derken bunun altında değilmiş. Burada mısın? Burada mısın? Son şansın, burada mısın? Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Bak bak. Bak pelerini görüyorsunuz değil mi? Bak. Hayır, duvardan gelse atayım kafasına diyeceğim de. Şimdi ne yapalım? Girelim mi o kapıya? Başa gidecek yerim yok ki, kıpırdamıyor. Çıkıyor herhalde. Şöyle bir, bu yan odada arkadaşlar, yan oda. Bakın yan odada, gördünüz mü? Köpek hırladı geldi. Ne yapacağız şimdi?
Gördün mü sen beni burada? Görmedin ya. Yani görmemiş olman lazım. Hadi git oradan. Vallahi ömür törpüsün kadın ya. Bu arada yanlış anlaşılmayayım arkadaşlar ya, ben bu kadın için diyorum, yoksa kadınlar güldür çiçektir. Lütfen. Yok canım, hiç olur mu? Bayanlar güldür maçı çektir. Ama ben o odaya girecektim ya. Yani çok ayıp ediyorsun. Vallahi çok ayıp ediyorsun. Nereden bulacağız biz bu anahtarı? Şu atayım mı kafasına şunu? Şuradan şöyle bir çıkalım. Buralara bir bakalım. Belki anahtarı burada gözümüzden kaçırmış olabiliriz. Allah, köpek dibimizdeymiş. Vallahi hiç görmedim ya. Cidden görmedim. O da beni görmedi. Sağ olsun çöktü, yattı, uyudu. Gerçekten mi ya? Vallahi sabahtan beri bunu arıyoruz. Bildiğin açıkta duruyormuş ya. Yani göbeğim çatladı gerçekten. Bu anahtarı bulana kadar göbeğim çatladı. Artık koşuyorum ben ya. Allah ne verdiyse. Şurada bir bekleyelim. Bir soluklanayım. Well. Bakalım bulabilecek mi beni? Şu büyük ihtimalle yan odada arkadaşlar. Yan odada olduğunu tahmin ediyorum. Aslında direkt dümdüz çıkıp koşsam mı ya? Şeyde değilse, çıkış kapısının yakınında değilse dümdüz çıkıp koşuyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Bir hazırız like'larını alabilirsek, bir anda şaşırttın beni arkadaşlar. Bir anda abone oldum, bir anda şaşırttın. İkinci evi de bitirmiş bulunuyoruz. Artık ikinci evi de bitirdik. Rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde kaçabiliriz. Havla lan. Havla. Sabaha kadar havla. Bak 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 geliyor, bak 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 nasıl koşuyor, nasıl koşuyor. Öpücük delisi manyak seni. Kaçtık arkadaşlar. Şöyle bir diler misiniz, bir üçüncü eve de bakalım. Bir üçüncü eve de bakayım, videoyu o şekilde bitireyim. Yarın öbür gün üçüncü evin videosu da gelecek arkadaşlar. Üçüncü evde biraz daha durumlar farklı. Mesela burada görüyorsunuz, bunlar şifreli, işte yeşil, sarı, diğer anahtarlar içinde turuncu, kırmızı vesaire falan. Burada bizim bir tane kasamız var. Bunlara sayıları çözüp girip o şekilde anahtarları alacağız. Neyse, bu bir sonraki videoya kalsın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok rica ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve buraya kadar izlediyseniz bir abone olmayı da umarım çok görmezsiniz diyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle.